Ankara'nın bir başka önemli konuğu daha vardı dün. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi başkente çeşitli temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la ortak basın toplantısı düzenledi. Burada Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine değinen Fidan, "Onlar bu tercihi kullanamıyor diye biz kendi tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz," dedi. Avrupa Birliği Komisyonu'nun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz Varhelyi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, konuğuna Türkiye'nin beklentilerini ilettiğini söyledi. Avrupa Birliği Komiseri daha sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la bir araya geldi. Bolat, toplantının ardından görüşmeyi değerlendirdi. 1 Temmuz'da başlayacak Macaristan'ın AB Konseyi dönem başkanlığı sırasında gümrük birliğini genişletme, hizmetler sektörüne, yatırımlara genişletme konusundaki müzakerelerin başlaması noktasında olumlu adımlar beklediklerini ifade etti. Bu ziyadesiyle olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Varhelyi'nin sonraki durağı Dışişleri Bakanlığı oldu. İki isim görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği konusundaki ısrarına dikkat çekti. Biz Türkiye olarak buradaki dinamik yapımızla, dediğimiz gibi siyasi istikrarımızla, güçlü ekonomimizle, dinamik nüfusumuzla her zaman için Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi daha da ilerletmeye tarafız. Ama biz onlar bu tercihi kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Hakan Fidan, Türkiye'nin vize serbestisi konusunda beklentilerine ilişkin konuştu. Vize meselesi, bu konuda biliyorsunuz iki aşamalı çalışıyoruz. Türkiye-Avrupa Birliği arasında bir vize serbestliğine gidilmesi, bu konu uzun yıllardır gündemde olan bir mesele. Bu konuyla ilgili takip edilmesi gereken ayrı bir mesele var, kulvar var. Biz gerek parlamentoyla gerek ilgili kurumlarımızla görüşerek bu konuda eksik kalan hususların tamamlanması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fidan, görüşmede düzensiz göçle mücadelenin gündeme geldiğini de söyledi. Avrupa Birliği ve bizim için de problem alanı olan düzensiz göçle mücadele konusunu konuştuk. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bu konuda son yıllarda kurulmaya çalışılan ve işletilen bir mekanizma var. Bunu daha iyi nasıl işletiriz konusunu ele aldık.